Bunlar tavuk var. Biber var. Böyle böyle. Ne var? Ağzımda amına koyayım. Sesim gitti bak. Sese bak. Korona oldu herhalde. Tavuk. Üstüne biraz. Bulgur pilavı. Biraz biber. Biraz kırmızı biber. Azıcık soğan. Minnacık domates. Altında da bir yağ falan var da. Onu yiyemiyorum. Yiyeceksiniz kardeş, böyle yiyeceksiniz. Yok, bir eşlik gidiyor evde şeye. Ekmek pişiriyor. Bundan ne yapıyor? Yani çok iyi bir şeymiş gibi. Ekmek pişiriyoruz. Çarşı ekmeği pişiriyor. Ne güzel işte. Krizi fırsata çevirip bu illetten kurtulmuş olursunuz işte. Bak bana. Sigara bıraktım. Nasıl oldu? Gidip alamayacağım, mecbur bırakıyorsun. Bir de tabii korku sardı. Yani olur da koronaya yakınlarsan sigara içtiğin için şu oluyor. Bağışıklık sistemi biraz daha zor savaşıyor. Hani çektiğin zaman o ne diyorlar öyle, hortum ağrısı var ya işte. Bronşlar mı artık neyse. Oradaki o kılcal şeyleri, o böyle ya. O kılcal bakteri tutucuları aşındırıyor, anladın mı? Duman çekerken. Onun için mecbur bıraktık yani. Ha, yine bırakmazdım. Bir şey olmaya başladı böyle. Artık zevk vermemeye başladı yani. Mesela içiyorsun. Önceden neydi? Güne bir tane içerdik, kafi yeterdi. İlk başta da bunu yıllardan. Sonra ne oldu? Yavaş yavaş tabii. 2-3 çıktı. 5-10'a çıktı. Bir pakete çıktı. Bazen 2 pakete çıktı. Ama zevkli gelmiyor yani artık. Bir zorunluluk gibi içiyorum. Onun için bıraktık yani. Ne oldu? İlk günlerde bir canım balım çekti falan. Dedim ki, resul dedim. Bir tane içsen ne oluyor? Canı çekti, bir tane iç. Sonra dedim ki, şimdi sen bu kadar beklemişsin, içmemişsin. Bir tane içsen ne olacak? Bitecek mi yani şeyin? Acın dönecek mi, dinmeyecek mi? Ertesi gün yine bir tane daha etsen ne olacak diyeceksin. Böyle böyle yine başlayacaksın. Onun için ha canın çekmiş, hiç içmemişsin. Ha canın çekmiş, bir kere içmişsin yani, anladın mı? Onun için bu şekilde kendimi avutarak şey yaptım. Saymadım. Bayağı oluyor. Hani koronadan bir hafta önce falan. Sonra Türkiye'ye gelmeden önce. Bırakmıştım. Korona ne oldu? Bir ay mı oldu? Ne oldu? Bu şekilde bıraktım ben.
Favori yemeğim yani böyle. Tavuk falan. Sosunu baharatını katacaksın. Bu şekilde yağını bana koyacaksın. Müthiş. Şu ekmek yapanlarla farklı da var. Yani sonuçta biz de yiyoruz yani sonuçta ekmek. Ekmek de çok zararlı yani. Nasıl ki akciğerimize bir şekilde zarar varsa o yani bağışıklık sistemini düşürüyorsa ama bu tip ekmeğe falan bunlar da zararlı. Karşıgörünü indiriyor, çıkartıyor. Ne oluyor? İnsülin normalini, glukagon normalini seviyesini yani o eşik değerini artık şey yapıyor. Yay gibi düşün, anladın mı? Mesela sen yemek yiyorsun, çok şekerli tatlı yiyorsun falan. Kaç şekeri yükseldi mi? İnsülin diyor ki hemen bunu düşürmeliyim. İnsülin salgılanıyor. Düşürüyor ama çok şekerli yediği için. Ne oluyor? Çok fazla düşürüyor. Çok fazla düşürünce bu sefer kan şekeri düşmüş oluyor, lan. Kan şekeri düşünce ne oluyor? İğne çekiyor. En zararlı şeylerden biri de bu. Hem yağ var. Hem tuz var. Un var. Her şey var yani. Patates çift diyor ama patates mi ne oldu belli. Hamur gibi. Sonuçta bunlar direkt patates yaparak patatesden üretmiyorlar yani bence. Patates mesela püre yapıyordur. Hamurla orada birleştiriyordur ona göre. Şekil yapıyorlar yani onu şöyle bir şekil çıkartıyordur ortaya. Ama tabii tadı, tadı güzel olmasa kimse yemez. Ne diyorduk? İndim aşağı, indim. Bu sefer sen yine acıkıyorsun. Yani madem acıkacaksın niye yiyesin ki? Anladın mı? Bu sigara örneğini veriyorum. Onun için belli bir seviyeye getirmek lazım yani. Çok fazla yükseltmemek lazım. Çok fazla düşürmemek lazım. Karşı giriyorum. Bu şekilde bir aşağı bir yukarı bir aşağı yukarı olunca bu sefer o insülin artık gerektiği yerde salgılanmamaya başlıyor. İnsülin salgılanmayınca karşı giriyor düşmüyor. Karşı giriyorun düşmemesi demek ne demek? İnsanların yağ yakmasının zorlaşması demek. Kas yapmasının büyüme hormonunun yüksek olmasının zorlaşması demek. Ne oluyor böylece zaten? Niye? Mesela anne babalarımız yani büyüklerimiz genelde şeker hastalığı olanların göbeği var. Çünkü insülin hormonu tam olarak salgılanmadığı için kan şekeri düşürmüyor. Kan şekeri düşmediği için de ne kadar spor yapsa da o göbek gitmiyor ya yani o kilolar gitmiyor. Anladın mı? Mantık bu. Ya da niye yaşlıların kasları yok? Çünkü insülin seviyesi aşağıda olmuyor. Aşağıda olmayınca da büyüme hormonu salgılanmıyor. Tabi bunlar böyle testosteron hormonu falan var yani. Birbirine bağlı bunlar. Ekstra işte insülin, testosteron vesaire. Bu tip şeyler alman lazım yaşlanınca. İlaçlar falan olman lazım ki aynı öyle olsun. Mesela var ya yaşlı adı bulundurlar falan. Öyle olur yani doğal olarak. Maalesef olmuyor. Olsa olsa bile yani tam olarak geçtirdik gibi olmaz. Ki bu süreci mesela atıyorum adam 70 yaşındadır anca eline eteğini çekmiştir. Bir de ne vardır? 50 yaşında eline eteğini çekmiştir adam. 50 yaşında eline eteğini çeken adam şekerine dikkat etmeyen adamdır. Ha şey genetik mi sonradan bulmuş falan orası da bilmiyorum, beni ilgilendirmiyor.
Sonuç olarak yani krizi fırsata çevirip bu tip kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçme eğiliminde olabiliriz. Yani bu hayatın ne yerinde böyle yazmak. Tam korona bahsediyoruz ama korona yani ömür boyu sürmeyecek bir şekilde bitecek yani. Daha farklı şeyler, daha farklı hayatlar devredecek. Yani global olmasa da kendi kendimize kendimizin yaşadığı zorluklar olacak. Hani bu zorluklar altından bir şekilde kalkmayı bilmeliyiz. Bu şekilde işte. Günün konusu da böyle olsun. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.